gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam groove türünde müzikle açtık gece gündüzü ve müziğin ruhumuza şifa olduğunu hep söyledik. Bu kez beynimizin performansını da güçlendirdiğini anlatacağız. Bilim insanları yaptıkları araştırmada groove müzik türünün beynin performansını arttırdığını açıkça ortaya koydu. Scientific Reports'ta yayınlanan bir araştırmada Earth, Wind and Fire'dan Bee Gees'e kadar birçok ünlü müzisyenin disco ve funk tarzı parçalarını içeren o dönemin gençlerinin harika olarak nitelendirdiği groove müzik türünün dinleyicinin yürütücü işlevini yani beyninin performansını arttırdığı ortaya kondu ve bu yürütücü işlevin en önemli özelliklerinden biri de ertelenemeden istenilen göreve başlayabilmek. Yani ne diyoruz? O zaman ertelediğimiz ne varsa groove dinleyerek, groove türü müzik dinleyerek hemen hayata geçirebiliriz. Zaten hiçbir zaman ertelemeyin yapmak istediklerinizi diyerek biraz daha ses açalım, devam edeceğiz. Yine müzikle devam edelim. Müzikte yeni çalışmalara bakalım bu kez. Teoman'dan Ceren Gündoğdu'ya işte yeni şarkılar, yeni çalışmalar. Yaşayamam sensiz, muhtacım sesine. Teoman geçtiğimiz günlerde hayranlarına bir sürpriz yaptı. Sözlerini Fecri Epcioğlu'nun yazdığı Mark Aryan bestesi Kalbin Yok Mu adlı 60'lı yıllar klasiğini yeniden yorumladı. Göster gerçek yüzünü, böyle aşk olur mu? Teoman, bu şarkının 3 ay sonra yayınlanacak Rock and Roll adını verdiği cover albümünün ilk şarkısı olduğunu duyurdu. Son yılların öne çıkan yorumcularından Ceren Gündoğdu, yeni şarkısı Perde'yi yayınladı. Melankolik şarkı, kırılganlığını göstermekten çekinmeyen bir kadının hikayesini anlatıyor. Bir perde üzerime görmeden ne nerede yaşıyorum. Tek Ben Anlarım şarkılarıyla dikkat çeken Köfün grubunun solisti Salmantin'den yeni bir şarkı geldi. Salmantin, Hatırla adlı yeni şarkısında şehir hatları vapurlarında müzik yaparak adından söz ettiren Canan Atay'la düet yaptı. Simge ve Sezen Aksu'ya yaptığı Yankı ve Canımsın Sen gibi düzenlemelerle öne çıkan müzisyen Ozan Bayraş'a bu kez yorumcu kimliğiyle karşımızda. Bayraş'a kariyerinde ilk kez kendisinin seslendirdiği Bir Var Bir Yok adlı şarkının söz ve müziğine de imza attı. İstiyorum ve Dünya şarkılarıyla çıkış yapan genç müzisyen Çağrı Kaymak, yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Yollar adlı şarkının sözü ve müziği Hiko ve Çağrı Kaymak'a ait. Aşktan Ölmek, Zor Dostum ve Araf gibi şarkılarıyla dikkat çeken Ali Oğuz, yeni şarkısı Kırıldı Kanatlarımı yayınladı.
Candan Erçetin ve Nüket Duru'ya yaptığı düzenlemelerle tanınan Ali Oğuz'un yeni şarkısının söz ve müziği de kendisine ait. Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avint tarafından düzenlenen 2. İstanbul Dijital Sanat Festivali Fişekhane'de başladı. Festivalde Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Suşa'nın eserleri de yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 2. İstanbul Dijital Sanat Festivali Fişekhane'de başladı. Festival, Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avint tarafından düzenleniyor. Sevgili insanlar, İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne hoş geldiniz. Geçen yıla göre farkı, bu sene ilk yapay zeka küratörü Avint var. Avint esasında bir algoritma. O algoritmanın içine yüklediğiniz bilgilerin bir yapay zeka tarafından ortaya çıkarılıp anlatılmasından oluşuyor. İkincisi de Şuşa. Şuşa'da Azerbaycan'ın ilk yapay zeka sanatçısı. Kilim ve halı motifini işleyerekten izleyicilerin beğenisine sunuyor. Normalde hep bir insan küratörle çalışırken bu sefer bir yapay zeka, aslında bir algoritma ile çalıştık. Bunun aslında tam doğru tabirlerinden biri de bir algoritma. Çünkü arkada çalışan bir sistem var. Biz bu sisteme sorular sorduk. Yani bu yapay zeka bir soru sorduk. Hatta birkaç soru sorduk ve birkaç cevap aldık. Aslında 176 milyon parametreye sahip bir bilgi kütüphanesi gibi düşünebilirsiniz. Yani internetteki bütün veriler burada. Biraz da bir ortak hafıza. Yani siz bir soru sorduğunuzda bütün kaynakları tarıyor ve ona göre yanıt veriyor. Ya biz de hani birazcık daha bunun üzerinden gittik. Ve sonra ona işte sanatçı sorduk. Yani biz bu sergiyi açsak hangi sanatçılarla açmalıyız? Ondan bir yanıt geldi. Festivalde Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Şuşa'nın ürettiği eserler de yer alıyor. Yapay zeka bizi birçok açıdan açtı. Yani bir şey, bir fikir, basit bir fikir verdiğinizde devamını getirebiliyor olması. Oradan çok gerçekten inanılmaz bir, sanki bütün metinleri okumuş bir çocukla çalışıyormuşsunuz gibi. Tutarsız biraz ama çok ilginç yerlere çekebiliyor konuyu. Ve buradan Avind'in metni çıktı. Çok güzel bir duygu, çünkü Türkiye'nin ilk yapay zekasının burada, İstanbul'da ve böyle denli güzel sanatçıları seçti. Kendisi seçti. Burada daha sonra Bagar Bey ile Esra Hanım'ın da işbirliğiyle beraber onların koordinasyonunu yaparak ve güzel bir sergi şu anda sergileniyor. Festival 12 Haziran'a kadar Fişekhane'de. Fransız klarnet sanatçısı Yom, 11. stüdyo albümü Celebration'la İstanbul Jazz Festivali kapsamında 7 Temmuz'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda festival izleyicisiyle buluşacak. Farklı müzikleriyle ön plana çıkmayı amaçlayan klarnet virtüözü Yom, 11. stüdyo albümü Celebration'a meditatif ritimlerle hayat vererek piyanist Leo Joseph'in piyanolarının üstüne sıfırdan perküsyon ekleyerek şarkılarını ilk kez yeni bir bakış açısıyla sunmuştu. Yılı aşkın süredir suyu temel mecrası olarak benimseyen sanatçı Silvia Benner'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Yüzeyin Ötesinde Su sanatseverlerle buluştu. Görünenin ötesindeki kaynakları keşfe çıkan sanatçı Silvia Benner'in Türkiye'de ilk kişisel sergisi olan Yüzeyin Ötesinde Su, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. 10 yılı aşkın süredir suyu temel mecrası olarak benimseyen sanatçı, suyun yüzeyinden öteye yönelttiği bakışla kişinin evrende tuttuğu konuma dair sorulara kapı aralıyor. Geleneksel Ebru sanatından ilham alan fakat ondan çeşitli biçimlerde farklılaşan,
su üzerine boyalarla çalıştığı bir teknik uygulayan Benner, eserlerinin performatif ve meditatif süreçlerini içsel bir yolculuğun aracı olarak yorumluyor. Küratörlüğünü Rana Kelleci'nin üstlendiği, izleyiciyi suya duyusal, deneyimsel ve zihinsel bir dalışa davet eden sergi 30 Haziran'a dek görülebilir. İtalyan ressam Lorenzo Mariotti'nin Deniz ve Ötesi isimli kişisel sergisi Rahmi Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Denizcilik konusundaki uzmanlığını tablolara yansıtan ve mimariden manzaraya, natürmorttan portreye kadar geniş yelpazede üretim yapan Mariotti'nin 33 yağlı boya eserinden oluşan sergi, denize ait her şeyi günlük yaşamdan enstantanelerle sunarak izleyicileri farklı bir bakış açısı yakalamaya davet ediyor. Sergi 11 Eylül'e dek izlenebilir. Ve Tom Cruise cephesinden bir yeni haber daha. Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı, gişe rekorları kıran Top Gun Maverick filminin yapım şirketi Paramount Studios, telif hakkı ihlali nedeniyle davalık oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 günde 291 milyon dolar hasılata ulaştı. Tom Cruise'un Hollywood'da en çok hasılat yapan filmi oldu. Dünya genelinde 548 milyon dolar barajını geçerek 1 milyar dolara göz kırptı. Gerek seyirciden gerekse eleştirmenlerden övgü toplayan Top Gun Maverick'in gişe başarısının üstüne dava gölgesi düştü. İsrailli yazar Ehud Yonah'ın 1983 tarihli Top Guns eserinin varisleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya Federal Mahkemesi'ne başvurarak Paramount Studios'dan telif haklarını almadıklarını iddia etti. CNN'in haberine göre Josh ve Yuval Yonah Paramount Studios'a fesih bildirimi gönderdi. Varislerin iddiasına göre film gösterime girdiği tarihte stüdyonun kaynak materyal üzerindeki haklarının tarihi sona ermişti. İddiaları kabul etmeyen yapım şirketi ise yaptığı açıklamada "Bu iddialar temelsizdir ve kendimizi şiddetle savunacağız." dedi. Tom Cruise'un 36 yıl sonra Pete Mitchell rolüne geri döndüğü Top Gun Maverick'in başlangıçta Temmuz 2019'da gösterime girmesi planlanıyordu. Ancak pandemi nedeniyle vizyon tarihi birkaç kez ertelenmiş, film 2 yıllık rötarla 27 Mayıs'ta vizyona girmişti. Yunanistan sinemasının otör yönetmenlerinden özgün ve ödüllü yapımları Yunan filmleri, film günleri kapsamında Pera Müzesi'nde sinema severlerle buluşuyor. Theo Angelopoulos, Costa Gavras gibi usta isimlerin imzasını taşıyan 17 filmlik seçkiye Yunan sineması kendini anlatıyor başlıklı panel eşlik ediyor. George Korras ve Christos Vouporas'ın birlikte yazıp yönettikleri Asker Kaçağı, Vasiliki Iliopololu imzalı Geçit'in de aralarında bulunduğu filmlerin gösterimleri 12 Haziran'a dek Pera Müzesi Auditorium'unda ücretsiz olarak devam ediyor. Bir Temmuz'da animasyon dünyasının yıldızları Minyonlar'dan yeni bir hikaye geliyor. Minyonlar 2 Gru'nun yükselişi, 12 yaşındaki bir çocuğun dünyanın en kötü insanı olma hayalinin hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Filmden yeni bir fragman da yayınlandı. O görüntüleri izleyelim biraz. Yana banana iguana şipolata. Bello, soy Stuart Smith, le capitaine de Vilkanen. Peanut. Hello, Peanut. Oh, yes, please. Peanut. Peanut. OK.
Ajandamızda başka başlıklarımız da var. Avusturyalı yönetmen Baz Luhrmann'dan emeklilik sinyali geldi. La Scala yeni sezonunu Rus operasıyla açacağını duyurdu. Margaret Atwood'un ikonik kitabı Damızlık Kız'ın öyküsü 130 bin dolara satıldı. Bu haberler ve detaylarıyla renkli bir haber turu geliyor. Biz de haber turuyla veda ediyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. A lot of people saying a lot of things, but in the end, you gotta listen to yourself. ...59 yaşındaki Avustralyalı yönetmen Baz Luhrmann bu yaz vizyona girecek ve Elvis Presley'in hayatını anlatan son filmi Elvis için heyecanlı olsa da sinemayı bırakmayı düşündüğünü açıkladı. Variety Australia'ya konuşan ünlü yönetmen, "Yolculuğumun geldiği noktadayım, başka bir film çekme zahmetine girer miyim?" diyerek hayranlarını endişelendirdi. Luhrmann, geçen ay Cannes Film Festivali'ndeki dünya premierinin ardından 23 Haziran'da Avustralya'da vizyona girecek Elvis filminin ardından farklı şeyler yapmayı düşündüğünü söyledi. İtalya'nın Milano kentinde yer alan dünyaca ünlü opera binası La Scala, 7 Aralık'ta başlayacak yeni sezonun Rus operası Boris Godunov'la açılacağını duyurdu. Reuters'da yer alan habere göre operanın kadrosunda Rus sanatçılar yer alacak. La Scala yönetimi, Ukrayna işgali nedeniyle kültürel yaptırımlara da uğrayan Rusya'ya ayrımcılık yapmadığını ortaya koymuş oldu. Kanadalı yazar Margaret Atwood'un ikonik kitabı Damızlık Kız'ın öyküsü, sansür konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yanmaz bir şekilde üretildi. Atwood tarafından gerçek bir alev makinesiyle test edilen kitap, Sotheby's New York tarafından yapılan açık artırmada 130 bin dolara satıldı. Satıştan elde edilen gelirin 1 Temmuz 2021'den 31 Mart 2022'ye kadarki 9 aylık bir süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri okullarında 1586 kitabın yasaklandığını belirten bir rapor yayınlayan Edebi ve Özgür İfade Savunuculuğu Örgütü PEN Amerika'ya bağışlanacağı açıklandı. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.